Lütfen, biz geçtiğimiz haftalarda bu programda şeydir, Abdülhamit içki içerdi biliyorum. Hatta Osmanlı padişahlarının pek çoğunun, büyük bölümünün zaman zaman içki içtiğini söyledik. İnfial oldu. Dediler ki padişahlar içmezdi. Kardeşim içerdi, içmezdi. Ve buna karşı programlar yapıldı. Şimdi bir bandımız var. Abdülhamit'in torunu şimdi anlatacak bize dedesi ne yapardı, ne yapmazdı. Şimdi o bandı izleyelim. İçki içer miydi Abdülhamit? İçki yani içkili değildi. Evet. Akşamcı değildi. Ne içerdi? Arada sırada bir rom içerdi. Niye rom? Ve babama söylerdi, derdi ki bak derdi ben bunu içiyorum çünkü bu yasak değildir, Kur'an'a bak. Orada şarap diyor. Şekerli suyundan hiçbir bahsi geçmiyordu. Rom çünkü şekerle yapılıyor tabii. Onun için derdi bu hiç şarapla alakası yok. Derdi. Alkol meselesi hiç ondan bahsedilmez. Evet, Güler Civoğlu'ya 1999'da Durum programındaki New York'ta yapılmış bir çekimden bir bölüm. Kanalda yapılmış. Beyefendi kimdir? Efendim beyefendi Osman Ertuğrul Efendi. Gazeteler birkaç sene önce yazmıştı. Başbakanın Tayyip Bey'in vatandaşlık almasını sağladığı kişi. Osman Sultanahmid'in hayattaki en büyük torunu. Osmanoğlu ailesinin en yaşlı erkeği. Yani olsaydı. Yani olsaydı şu anda 4. Osman veya 2. Ertuğrul olarak Osmanlılar devam etseydi padişah ve halife olacak olan kişi. Ve diyor ki dedem rom içerdi. Rom içerdi ve sonda bir espri yapıyor. İşte Kur'an'da sadece şaraptan bahseder. Bundan bahsetmez. Şekerli su diyor. Şekerli su diyor. Alkolden bahsetmiyor diyor. Sultanahmid'in bunları anlattığı kişi kendisi değil. O yanlış anlaşıldı. Babası yani Sultanahmid'in en sevdiği oğlu Burhanettin Efendi. Şimdi biz ben söylemiştim onu. Evet. Bir ay kadar oluyor. 2-3 hafta önce bu tekete Sultan'ın bu hadiseyi Sultanahmid'in içki meselesini akşamcı demedik onun dediği gibi. Alkolik demedik. İçki meraklısı demedik. Fakat içtiğini söyledik. Yani özel hayatı ayrı, siyasi kişiliği ayrıdır. Kimseyi de ilgilendirmez. İçer miydi, içmez miydi? İkincisi torunu söylüyor açık açık. Babama da anlatırdı. Rom severdi, şekerli. Suduğu derdi, rom içerdi diyor. Artık yani fazla yoruma gerek var mı? Sultanahmit sırtından geçinenlere biraz zor olacak yalanlamaları ama mevcudiyetlerini Abdülhamit'e borçlu olanlar basın hayatındaki mevcudiyetlerini ama torunu bunu söylüyor. Yani Osman Efendi'ye hanedan reisi falan filan diye yazıp ama ne çileli hayat